Merhaba ben Enes. Bugün Anker markasının P3 model tam kablosuz kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. P3 modeli orta ve üst sınıfa konumlandırılıyor. Müzik ve mikrofon açısından keyifli bir kulaklık. Almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi artı ve eksisiyle incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde kulaklığın kendisi 4 farklı boyda kulak silikonu. Diğer modellere kıyasla daha uzun bir Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Kulaklık ilk olarak elimize aldığımız zaman görebildiğiniz gibi kulaklığı burada gördüğünüz 5 farklı renk seçeneğinde alabiliyorsunuz. Özellikle burada kırmızı ve mavi rengi gerçekten çok hoş duruyor. Ben burada kırmızı rengini tercih ettim. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman şurada üçlü bir gösterge olduğunu görüyorsunuz. Bu güzel bir durum. Buradan kutunun şarjını takip edebiliyoruz. Yine burada Type-C bir şarj girişi bulunuyor. Bu arada kutunun kablosuz şarj özelliği de mevcut. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi şurada bir yay mekanizması var. Kapakta bu arada sensör de var. Açtığınız zaman kulaklıklar direkt telefonla eşleşiyorlar. Yine şurada bir adet reset butonu konumlandırılmış. Kulaklıkların şöyle kendilerine gelecek olursak tam olarak ortalama boyda diyebilirim. Yine daha önce incelemesini gerçekleştirdiğim Note 3 modeline tasarım açısından oldukça benziyor kulaklıklar. Tam olarak şu kısımlarda dokunmatik alanlar bulunuyor. Ve yine sürücü perdelerinde metal kullanılmış. Kutunun içerisine koyduğumuz zaman da mıknatısları gayet sağlam bir şekilde oturuyor. Hatta şöyle Note 3'te koyarsak Note 3 de burada P3'ün kutusuna oturdu. Yine şurada mıknatıs konumlandırılmış. Genel olarak kutu ve malzeme kalitesi ele alındığında yani üst seviye bir kulaklık tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Yine burada kulağa giren kısım açısından daha önce incelemesini yaptım. 3i modeline göre biraz daha küçültülmüş görebildiğiniz gibi. Bu da daha iyi bir durum denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Suya karşı dayanıklık seviyesi olarak IPX5 mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıklar 1.5 saatte, kutu ise 2 saatte tam şarjına ulaşıyor. Hızlı şarj ile alakalı bir bilgiye ulaşamadım. Bu kulaklığın 2 farklı versiyonu olduğu söyleniyor. Eski çıkan versiyonu 35 saat boyunca kutuyla birlikte toplam kullanım süresi vaat ederken bugün inceleyeceğimiz model 50 saat vaat ediyor ve Türkiye'de gördüğüm kadarıyla satılan tüm modeller şurada görebildiğiniz gibi 50 saat kullanım süresi olarak yazıyor. Tek kullanımda fabrika verilerinde kulaklığın 10 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. Çok yüksek ihtimal bu ANC olarak kapalı olarak test edilmişti. Ben aktif gürültü engelleme özelliğini açarak ve kulaklığı son ses seviyesine alarak bir müzik testi gerçekleştirdiğimde kulaklık 7 saat 18 dakika boyunca müzik çalabildi. Yani burada aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığınız zaman daha uzun süreler kullanabilirsiniz kulaklığı. Bence hem kutuyla birlikte kullanım süresi hem de tek kullanım süresi gayet yüksek diyebilirim. Yani bu fiyat bandı için hızlı şarj özelliğinin olmasını isterdim açıkçası. Yalıtım ve konfor kısmına geldiğimiz zaman şöyle görebildiğiniz gibi şu kısımlar piyano bilek yapıda ve parlak yapıdalar. Bu sayede kulaklıklar kulağınızı durduğu zaman daha konforlu hissettiriyor. Yani uzun süre kullandığınız zaman yine uzun yapıda olduğundan dolayı kulak kanalının iç kısmına tam olarak giremiyor kulaklık ve gayet konforlu bir şekilde uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz kulaklığı. Herhangi bir şekilde bir bağlantı kopukluğu veya seste gidip gelme gibi bir durum görmedim bu kulaklıkta. Yine bazı modellerde bulunan dip ses durumu da bu kulaklıkta mevcut değil. İsterseniz sağ kulaklığı, isterseniz sol kulaklığı ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada negatif bir kısım kulaklıkları, örneğin diyelim dışarıdasınız, kulaklıklar kapandı, tekrar uzun süre basılı tutarak açamıyorsunuz. Kutunun içerisine bırakıp tekrar geri almanız gerekiyor. Elle de açabilseydik güzel olurdu. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulaklığı dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. İstediğimiz gibi uygulaması üzerinden bunu özelleştirebiliyoruz. Görebildiğiniz gibi buradan kontrol kısmına geliyorsunuz. Tek dokunma, iki dokunma ve iki saniye basılı tutma olarak. Bunları ayrı ayrı olarak burada kapatma fonksiyonu da sunulmuş. Bu da güzel olmuş. Yani örneğin burada tek dokunmayı kapatırsanız yani yanlış basmaların önüne geçebilirsiniz. Burada eksi verebileceğim bir kısım burada oyun modunu açma kapama kontrolü eklenmemiş. Onun haricinde burada tüm kontrol imkanları sunuluyor. Yine gördüğünüz gibi aktif gürültü engelleme özelliği mi? Hangi özelliği kullanmak istiyorsanız örneğin normali kullanmak istiyorsanız burada iki özellik arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bu kulaklıkta çift cihaz desteği ve hızlı ötesi algılama özelliği mevcut değil. Yani fiyat bandına göre burada hızlı ötesi algılama özelliği olsaydı güzel olurdu. Bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği de mevcut. Gördüğünüz gibi şöyle uygulaması üzerinden aktif gürültü engelleme özelliği, transparan mod ve normal mod arasında seçim yapabiliyorsunuz. Yine kontrollerinden özelleştirerek direkt kulaklık üzerinden de bu modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Modlar arasında geçiş yaparken kulaklık sesli uyarı vermiyor. Bunu verse güzel olurdu. Yine kendiniz hissediyorsunuz tabii ki. Burada örneğin aktif gürültü engelleme özelliği olarak gördüğünüz gibi 3 farklı mekana özel olarak ayarlanmış. Burada en yoğun aktif gürültü engelleme özelliğini transporter modunda alıyorsunuz. Şeffaflık modu, outdoor modu veya geçirgenlik modu olarak da geçen bu modda ise kulaklığı çıkarmadan mikrofonları tersine bir şekilde çalışarak sizin dışarıdaki sesleri duymanızı sağlıyor. Burada full transparan mod veya sadece vokal seslere yani insan seslerine odaklanma kısmı mevcut. Bunların da arasında gerçekten hissedilir bir fark var. Eğer daha çok konuşma amacıyla
kişiyle kullanacaksanız, yanınızdaki gelen kişiyle, bu modda kullanmanız daha iyi oluyor. Yani burada transparan mod kısmında gayet iyi bir iş çıkartıyor kulaklık. Aktif gürültü engelleme performans kısmına geldiğimiz zaman da aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırladım ve bu kulaklığa da bu teste soktum. 14. seviyede bir performans sergiledi bu kulaklık. Yani gayet başarılı bir aktif gürültü engelleme özelliği olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sabit derecede gelen klima gürültüsü, vantilatör veya otobüste veya bir uçakta seyahat ediyorsanız, yani etkili bir şekilde kulaklık bu gelen dip gürültüsünü engelleyebiliyor. Ses performans kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta 11 mm'lik sürücüler kullanılmış. İlk olarak kulağıma taktığım zaman Soundcore'un kendi ses imzasını, yani dinamik ve bas notalarının önde olduğu ses karakterini yansıtıyor kulaklık. Basları derin, güçlü ve hisli, V şekline benzeyen bir ses karakteri bulunuyor. Yine kulaklığın uygulaması üzerinde 22 adet hazır equalizer modu mevcut. Hani kendi aralarında da farklılıklar çok net bir şekilde hissediliyor bu equalizer modlarının. Yine kendiniz isterseniz eğer buradan custom kısmından istediğiniz equalizer'ları da özelleştirebiliyorsunuz. Ki bence mutlaka bu şekilde bu kısmı da kullanın. Yani kulaklığın gerçekten ses rengini ve profilini çok ciddi olarak değiştiriyor bu equalizer'lar. Son ses olarak ortalamanın biraz üzerinde tam olması gerektiği kadar tatmin edici bir son ses seviyesi mevcut. Daha önce incelemesini yaptığım Note 3 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyeleri benzer, sahne genişliği olarak P3 önde. Vokal sesler P3'te biraz daha önde geliyor. Bas olarak ikisi de benzer denebilir. Tizlerdeki o detayları hissetme açısından P3 önde. Yani genel olarak burada Note 3 ile aralarında uçurum farklılık olmasa da P3 modeli daha iyi ve daha fazla enstrümanı daha detaylı olarak duyabiliyorsunuz. P3 modelini aldığınızda mutlaka equalizer ayarlarını da kurcalayın. Bu sayede istediğiniz berrak ve net sese ya da detaylı tizlere veya bass-up modunu açtığınız zaman da daha yüksek basslara ulaşabilirsiniz. Bu arada kulaklıkta bas arttırma modu da bulunuyor diğer Soundcore kulaklıklarında olduğu gibi. Genel olarak P3 modeli ses çözünürlüğü ve genel müzik deneyimi olarak keyifli bir kulaklık denebilir. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şu an sesimi Anker P3 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Görebildiğiniz gibi araçlar geçiyor. Eğer yol kenarında bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa Anker P3 modeli bu şekilde iletecek. Evet, şu an ise Anker Soundcore Note Live 3 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Hangi modelin mikrofon performansını daha iyi bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi kapalı ve sessiz moduda Anker Soundcore P3 model tam kablosuz kulaklıkların mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şimdi burada duyduğunuz yoğun bir kafe arka plan gürültüsünü açtım. Şu an sesimi burada gördüğünüz Rode yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani ortamda bu şekilde bir gürültü var. Şimdi ise Soundcore P3 modeline geçtim. Bu tarz yoğun gürültülü bir kafede görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa Soundcore P3 modeli bu şekilde iletecek. Şöyle görebildiğiniz gibi Soundcore P3 iPhone 13 Pro modeline bağlı. Xiaomi Mi 9T telefonunu arıyorum ve 3. parti bir uygulama kullanmadan bu görüşme kayıt altına alıyorum. Bu arada iPhone'da arkada dokununca bu açma olduğu için ışığını açtı şu an. Şöyle kapatılmış şey. Evet, ben durduğum zaman sese mi odaklanıyor yoksa çevre sesleri ne derece yansıtıyor daha net bir şekilde görelim. Anker P3 modeli mikrofon performansı bu şekildeydi. Evet, şu an hiçbir şartı değiştirmeden Anker Soundcore Live Note 3 modeline geçtim. Daha önceden bu modelin de incelemesini yapmıştım. Aynı şartlarda hiçbir şartı değiştirmeden P3 modeline göre mikrofon performansını karşılaştıralım. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, Fırsatçı kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. İndirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman P3 modelinde 6 adet mikrofon mevcut. Yine 81 kulaklık ile toplu bir mikrofon performansı gerçekleştirmiştim ve burada P3 modeli 6. sırada yer almıştı. Yani gürültü engelleme açısından ve mikrofon performansı açısından iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Bu arada kulaklığın uygulamasına da biraz daha yakından bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi burada sağ ve sol kulaklığın şarjını görebiliyoruz. Kutunun şarjını göremiyoruz. Bunu da görsek güzel olurdu, ancak yine kutunun önünde bir üçlü gösterge bulunduğu için hani çok problem değil. Burada biraz önce anlattığım transparan mod ve şeffaflık modu, oyun modunu açmak,
equalizer kısmı, kontrol kısmında değindiğimiz kontrol kısmı. Burada kulaklığın silikonlarının kulağınıza uyup uymadığına alakalı bir test yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yine burada hazır arka plan sesleri bulunuyor. Yani kulaklıkla bir kütüphanede çalışıyorsanız veya ders çalışıyorsanız, çevreden kopmak istiyorsanız bunların olması güzel olmuş. Ben bu tarz şeyleri çok kullanıyorum. Herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymadan burada istediğiniz sesleri açarak, yine aktif gürültü engelleme özelliğini açarak da kulaklık ile dışarıdan yalıtılmış bir şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine şöyle ayarlar kısmına bastığımız zaman burada yazılım güncellemesi ve kulaklığı bul olarak bir özellik de bulunuyor. Burada kulaklık bağlı olduğu zaman bu şekilde bir ses çıkartarak bulabilmenizi sağlıyor. Burada dokunmatiklerindeki bir sesi açma kapatma kısmı da mevcut. Her dokunduğunuzda ses çıkarmamasıyla alakalı. Uygulaması İngilizce, burada tek eleştireceğim noktası uygulamasının Türkçe dil desteğinin olmaması. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman P3 modelinde bir oyun modu da mevcut. Ancak oyun modunu sadece uygulaması üzerinden açabiliyorsunuz. Milisaniye açısından bir test yaptığım zaman oyun modu açık olarak 175 milisaniye, kapalı olarak da 244 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Özellikle rekabetçi oyunlarda PUBG gibi bu gecikmenin azaldığını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Günlük kullanımda da yine herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında senkron problemi olmuyor. Burada anlattıklarım ışığında peki bu kulaklık alınır mı? Veya daha önce incelemesini yaptığım Anker R50i modeli veya Note 3 modeli mi almalıyım yoksa bunu mu almalıyım? Bu durum biraz şuna benziyor. Yani ben Polo mu almalıyım, Jetta mı almalıyım, Passat mı almalıyım gibi. Yani bu kulaklıkların da bir sınıflandırması mevcut ve bu farklılık da kulaklıkları kullandığınız zaman fark edilebiliyor. Yani farkı vermeye değer mi? Burada sizin beklentiniz ve bütçeniz devreye giriyor. Yani burada amacınız A noktasından B noktasına gitmekse, evet, hepsi bu görevi yerine getiriyor. P3 modeli hibrit bir model. Yani ben oyunda oynamak istiyorum, görüşme yapmak istiyorum. Aktif gürültü engelleme özelliği, mikrofon ve müzik olarak da hepsi bir arada olsun ve daha iyi bir deneyim yaşamak istiyorum diyen kişilere hitap ediyor. Genel olarak da orta ve üst sınıfa konumlandırılıyor. P3 modeli hakkında olumsuz konuşmam gerekirse de, yani ses kalitesi ve mikrofon açısından bunu yapmazdım. Kızılötesi algılama özelliğinin olmasını isterdim. Yine kontrollerinde işte oyun modunun eklenmesi gibi böyle ufak tefek yazılımsal durumlar mevcut. Alacak kişi neyle karşılaşacağını bu videodan kestirebilirse eğer, kulaklık hem müzik hem de görüşme olarak keyifle kullanılabilecek bir kulaklık olmuş. Güncel fiyatın için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.